Herkese merhaba, Single Player'a hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bayağıdır video çekemiyordum. Bugüne kısmetmiş. Yani işlerim o kadar yoğun, o kadar yorucu olduğundan açıkçası bilgisayarda çok fazla vakit harcayamadım. Anca işte eve geldiğim şarı işte Genie'ye bıraktım. O şekilde ilerledi birazcık. İki tane video çekecektim. Çekmedim. Upgrade videosu çekecektim yine, çünkü SGG'de bayağı çitim birikti. Ama çok fazla beğenildiğini düşünmedim o videonun. O yüzden tekrar çekmedim. Yaklaşık bir iki tur yine upgrade yaptım. Keşke çekseydim aslında. Çünkü bir turda artı 8 bastım çitim. Diğer turda da 4-5 tane falan artı 7 bastım. Artı 8 denemedim. Neyse, çekmedim. Shell falan kırdım, yine çekmedim. Bugün bir farm videosuyla karşınızdayım. 1000 tane apost keseceğim. EMC'de. Şöyle bakalım achievement'ımıza. 491.505. 491.505, yani 492.505 olacak. Paramı sıfırladım. Petimi çıkarayım. Bir ok almayı unutmuşum sadece, ama ok bekte var, bir 9.995 tane. Zaten ok bitmeden iki silah da yanar diye düşünüyorum. Ay, şimdi loot'umuza bir bakalım. Tamam, sıfırda toplasın her şeyi. Slottan pot çıkıyor ama ben de aynı potu kullanıyorum. O yüzden pot hesaplaması yapmayacağım. Slota girişimiz de biraz zor olacak. Diğer iki slot dolu. Tek boş slot burası bu arada. İyi, güzel. 2K'dan fazla para çıkıyor. NPC'den buff almayı unuttum. Alacaktım ama. Şöyle slota girelim, ondan sonra videoyu duraklatacağım. Lan öl ya. Ya şunlar falan vurmaz inşallah. Vursa, ah vurdu. Onları kesmek istemiyorum çünkü onlar bizim sayımızı arttıracak. Mob kesme sayımızı. O yüzden onlara hiç karışmayacağım. Heh, şöyle onlar uzaklaşsın. Çok uğraştıracak beni onlar, muhtemelen sürekli çıkacaklar. Yandan koşup koşup gelecekler ama onlara karışmayacağım. Mob sayımızda çünkü bir artış olmasın. 1000 tane apost keseceğiz sadece. Yine başlangıç potumu ben not edeyim. Şöyle 207 tane mana potuyla başladık diye. Bakalım mana pot durumumuz ne olacak? 1000 tane aposttan sonra muhtemelen zaten kârda olacağız. Çünkü çok fazla mana harcamıyor okçu, biliyorsunuz. Onun dışında Pagan kasacağız seri seri. Pagan dışında da Salamander Staff çıkıyor buradan. O da 200-300K falan olması lazım Sunduriye'se. Bakalım ne kadar kasacağız. Çok fazla çöp çıkmazsa bütün çöpleri VIP key'de biriktireceğim. Tamamen videonun sonunda satarız. Onu artık en sonunda karar veririz. Başka drop çıkıyor mu bilmiyorum. Bu arada post videosunu çekmemi çok çok önceden isteyenler olmuştu. Ama çekememiştim çünkü buralarda dolu. Pot kasıyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi yan slot da dolu. Yani şu slot da dolu. Bir tek burasını boş buldum. O da zaten şunlardan dolayı boştur muhtemelen. Long Spear çıktı. Artı 3. Bu da iyi para edebilir. Ne kadar kestiğimiz ne kadar sürede kestiğimizde yine Wolf'ten hesaplayacağım. 201 tane Wolf vardı başlangıçta. Şöyle 201'de Wolf yazalım. Bakalım 1000 tane Apostu ne kadar sürede keseceğiz. Kaç tane pot kasacağız, ne kadar çöp kasacağız, ne kadar pagan kasacağız. Paganlar da para etmiyor gerçi, yani 500 coin'sen pazara falan koyuyorlar. Sunduriye 250 coin veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hepsini Sunduriye satacağız. Daha da fazla uzatmadan ben videoyu durduracağım. Yine ara değerlendirmeler yaparız 1-2 tane, ondan sonra videonun sonuna geçeriz. Diğer kesitlerde görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi Sunduriye'se gideceğim. Gitmeden bir videoyu açmak istedim. Şu telefonu bir susturayım. Bu arada şöyle bir priest getirdim. Hel atıyor. Biraz geç getirdim ama mana potu diyorum. HP potuna tasarruf etmeye başladım. Yani priest'i getirdiğimden beri HP potu kullanmadım. Keşke videonun başında getirseydim. Priest'i niye getirdim? Levelini kasayım. Bu şarla pot basmak istiyorum. Benim yançarımda var priest ama yançara geçmek her zaman fırsatım olmuyor. Geçme fırsatım olmuyor. Geçtiğim zaman pat diye klandan atıyorlar. Oyuna geldiğimde klan bulamıyorum, uğraşıyorum falan derken, en azından dedim diğer bilgisayarda bir
Potçu piyes kasayım. Potumu ondan basarım. Ben bir yandan yoluna gideyim şöyle. Bir yandan dedim potumu da ondan basarım. Bu şarda sürekli S1'de kalmış olur. O açıdan getirdim. Şu anda 54 level kendisi. Parti de alamadım bu arada. Diff verdi. Aslında vermemesi lazım. Tam sınırım 54 ise kaçıyorum ama. Diff verdi. Bir aracı buldum falan derken birazcık vakit kaybettim. Tam 20 tane Wolf kullandım arkadaşlar. Tabii 3 silahın yanmasında 20 Wolf kullanmadım. Eagle yandı. Yani yanmaya yakındı. %4 kalmıştı. Priest'i aracı bulurken Taunt attım. Taunt attığımda da Sundries'ten RPR yaptım. Yani 3 silah artı bir kez daha Eagle'ı kullandım. 4 silahla 20 Wolf gitti. Yani 40 dakika sürdü. Şimdi ne kadar kestiğimize bakalım 40 dakikada. 723 kaçtı? 505. Yani 215 tane falan kesmişiz. 207 potla başlamıştık. 301 potum oldu bu arada. Pot kullanmama rağmen yaklaşık 100 tane pot kar ettim. Şimdi huzurlarınızda 100 tanesini atıyorum. Şöyle şuraya da potumuzu 107 olarak güncelleyelim. 107'nin üzerinden hesaplarız. Yine ben ara sıra açarım videoyu. Video esnasında birlikte VIP2'ye atarız potları. Bir de şunları da atacağım. Bunlar da bayağı yer kaplıyor. Şunları hemen bir satalım gelen çöpleri. 147K Graham geldi. Bunları kırmak istemiyorum. High class normalde kırılıyor şeyler gibi ama 373K para veriyor. O yüzden kırmak istemiyorum. Gidip de pot atarsa yani sinirlenirim boşu boşuna. Claymore, bir tane de Salamander Staff geldi. Salamander Staff da 254K. Yani şu anda çok çok iyi paramız var. Birem 600K. Priest'in üzerinde de 150K falan var. Yani şu anda 40 dakikada. 1750 nakit kastık. Onun yanı sıra 100 tane falan da pot karımız var. Bir MS drop'u falan alamadım. Veya High Class başka bir şey atıyorum bilmiyorum. Bakalım kesmeye devam edeceğiz. Daha farmımızın 5'te 1'ini tamamladık. Ben tekrardan slot'a gidip kesmeye devam ediyorum. Arkadaşlar şu anda 3 silahı da yaktım tekrardan. Hemen bir gidelim şeye. Sundries'e. Yoldayken de bakalım ne yaptık, ne kastık. Bu arada şuraya şöyle not düştüm, size de hemen söyleyeyim. Bütün potları VIP'ye attım. Yani 207 ile başlamıştık. 100 tanesini attık, 107 kaldı demiştim. Bayağı pot birikince 107 tane pot daha attım VIP2'ye. Onun dışında hiçbir potları da attım. Bir tane yanlışlıkla bastım. Gözünüze çarpan dikkat edenler olursa. 550 tane pagan oldu yaklaşık. 549'du galiba. Aynen 550 tane diyebiliriz. Pagan oldu. Onları direkt videonun sonunda satacağım. Onları birazcık da şey olarak tutuyorum. Kanıt olarak tutuyorum. Hani 1000 tane apost kesmediğimize inananlar olabilir. Onun için. Bu RPR esnasında iki salamander bir Assassin Dagger çıktı. Totalde 562K buradan aldık. Toplamda 3M 718K olmuş. 640K'da Priest'in üzerinde var. Yani 4M 350K falan kasmışız. Ne kadar sürede kastık bakalım. Ya ne kadar süre diyorum, kaç tane kesmişiz? 10 tane daha kesersek 700 tane kesmiş olacağız. 360 tane falan kaldı mob. Yani 3'te 2'si bitti, 3'te 1'i kaldı diyebiliriz. 4,5 M'e yakın nakitimiz var. Onun yanı sıra 300 tane pot kar. Şu anda bu pot kar, benim kullandığımın hepsi kar yani şu anda. Bakalım daha neler kasacağız. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. 503, 505'ti. Son 2 tane keseceğiz şimdi. Çıkmasını bekliyorum. Bayağı yoruldum bu arada. Son bir. Gerçi dalmaz zaten. Şöyle son kontrolü sağlayalım. 492.505 tane kestik. Artık PM'i kapatabilirim. Son bir Sundries'e gidelim. Abo nasıl kastı? Abo. Tamamdır. İki tane Salamander Staff, bir tane de en son kestiğimden bir öncekiydi galiba.
Prey bot düştü. Bu arada bu Salamander staffları artı 3'e basıp da satabilirseniz bastığınız kağıttan daha fazla kar ettiriyor. Ben şimdilik uğraşmayacağım. Hemen bir saniye Priest'i de getireyim ki Priest'in üzerindeki parayı da almam lazım. Priest 55 oldu bu arada. 54'te getirmiştim. 55 oldu. Üzerinde tam 955k 18 coins birikmiş. Üzeri zaten fulldü. Pot dahil her şey bana geldi. 421 tane pot kastık arkadaşlar. Bunun hepsi kar biliyorsunuz. Üzerimdeki potun hepsini VIP'ye aktardım. Kullanmama rağmen 421 tane kar. Yani çok iyi diyebilirim. 6M nakit kastık. Ne kadar sürdü? Kaç tane, bir saniye. 2 makinesini açmak bu kadar zor olmamalıydı ya. Kaç tane vardı? 201 tane vardı. 114 tane kaldı. Yani 87 tane kullandık. Bunu da 2 dakikayla çarparsak 174 dakika yapıyor. 174 dakikada, yani 3 saate yakın sürmüş. 2 saat 54 dakika sürmüş farmımız. 2 saat 54 dakikada 1000 tane apos kestik. 6M nakitimiz var. 421 mana potu. Mana potları 5K'dan su gibi gidiyor. Yani burada da 2M 100K'lık mana potu var. Bunu da buraya eklersek 8M 100K kasmış olacağız. Onun yanı sıra paganları, şimdi hangi serverda oynadığınızı bilmiyorum. Herkes farklı serverda oynar. Bazı serverlarda çok iyi paradan satılır, bazı serverlarda satılmaz. Yani bizde paganlar 1K'dan bile gitmiyor. Çünkü Brahman ve Paramon slotu sürekli 7-24 dolu olduğu için su gibi pagan akıyor. O yüzden paganlar para etmiyor. 1K'dan bile satılmıyor. 500 coins'ten pazara koyduklarını gördüm. Yani Sunrise 250 coins veriyor. Ben boşu boşuna 500 coins'ten pazarda beklemek istemiyorum. O yüzden huzurlarınıza satıyorum. Bunu da sattığım takdirde 8M 300K oldu potlarla birlikte. 8M 300K'lık bir kazancımız var. Giderimiz yok. Sadece Ok ve Wolf gitti yani. Hiç mana potu, zaten 421 tanesi kar kullandık. Hiçbir potu hiç kullanmadım. Yani Priest'i getirene kadar kullandım da Priest'i getirdikten sonra kullanmadım. Çünkü Priest'le şu şekilde benim ekrandan göstereyim. Şöyle hele attım attım mesela. 2 tane hele attım. Ondan sonra oturdum. Zaten slot seri olmuyor. Çünkü bekliyorum slotu. Normalde 2 saat 54 dakika da sürmezdi. Mesela 10'lu bir slot olsaydı Apos slotu, çok çok daha erken biterdi yani. 1,5 saatte, 1 saat 15 dakikada falan bitebilirdi. Çünkü 5 tane Apos kesiyorum, oturuyorum, bekliyorum slotun çıkmasını. 5 tane Apos kesiyorum, oturuyorum, bekliyorum slotun çıkmasını. O açıdan mesela bu kadar uzun sürdü. Normalde bu kadar uzun sürmezdi. Şöyle bir tavsiyem var. Zaten slotlarda da bu şekilde karakterler var. Bir tane MP5'li Battle Priest veya bir tane MP5'li sağlam bir Warrior getirirseniz, genelde zaten Warrior yapıyorlar MP5'li, 70-70 verip skillleri, 70 atak, 70 Berserker vererek 79 level bir Warrior bırakıyorlar. Yani hiç mana potu harcamadan deli gibi mana potu kasıyor. Ama Warrior'un mesela HP pot gideri olur, az da olsa. Ama Battle Priest bırakırsanız hiçbir gideri olmaz. Ben 2 tane Battle Priest görmüştüm. İkisi arkadaş mı veya benim gibi iki bilgisayarlı bir kullanıcım bilmiyorum. 2 tane Battle Priest'i bırakmış slota. 5'li Apost'a veya tekli Apost'a tek Battle Priest. Hiç mana potu ve HP potu harcamadan full gelir olarak kasabilirler. Ama onlar geniye bırakmışlardı. Geniye giderleri olacaktır. Söyleyeceklerim bu kadar. Geniye bırakacaksanız tek çar bırakmanız çok daha mantıklı. Tek çarı da dediğim gibi MP5'li bir Battle Priest veya MP5'li bir sağlam Warrior bırakmanız gerekiyor. O ikisinin güzel bir getirisi olabilir ama çok fazla kar bırakacağını sanmıyorum. Çünkü geniye masrafınız olacak. Ben elle kestiğim için bu kadar
kastım mesela. Yeni yele biraz daha yavaş keseceği için biraz daha az kasabilirsiniz. Tabi bilmiyorum, deneyenler vardır slotu. Bizim kazancımız bu kadar oldu. 6M200K, 2M100K'da kastığımız potlardan totalde 8M300K kastık. Burada videoyu sonlandıracağım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım izlediğiniz, harcadığınız vakite sövmemişsinizdir. Başka istediğiniz slotlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yine ara ara video atmaya çalışacağım. Hala işlerimi düzene sokamadım. Çok yorgun ve uykusuz oluyorum. Yoğun çalışıyorum. Yine çekmeye çalışacağım. Şimdilik kendinize dikkat edin. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.